İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Düşen kayalar Batı Ermenistan'ın Batman şehrinin kuzey bölgeleri için gerçek bir felaket oldu. Bako Saakyan Artsakh'ta gerçekleştirilecek Konifa Avrupa Futbol Şampiyonası çalışmaları hakkında bir takım talimatlar verdi. Ermenistan Cumhuriyeti ve Etopya yüksek teknoloji ve mühendislik alanlarında işbirliği yapacak. Pompeo Türkiye'yi uyardı. Hemşin Ermenileri tarihine adanmış bir müze Soçi'de açıldı. Belçika'daki Yovannes Tumanyan Okulu. Polisler define kaçakçılarında Ermeni kralının mezar taşını buldu. Batı Ermenistan'ın Batman şehrinin kuzey bölgelerinde bir hafta içinde ondan fazla toprak kayması meydana geldi. Düşen kayalar yüzünden yolların kapanması vatandaşlar arasında memnuniyetsizliğe neden olurken hükümetten soruna bir çözüm bulması istendi. Son günlerde yoğun yağışlar nedeniyle dev taşlar yollara düşmüş ve yolları geçilmez hale getirmişti. Vatandaşlar arasında şikayetler ise durmuyor. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanı'ndan verilen bilgiye göre 3 Nisan'da Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Saakyan, Artsakh'ta bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek olan Konifa Avrupa Futbol Şampiyonası'nın organizasyonu için devam eden hazırlıklarla ilgili istişarelerde bulundu. Devlet Başkanı Saakyan, ülkemizde böyle bir etkinliğin düzenlenmesinin önemini, bunun üst düzeyde gerçekleştirilmesinin gerekliliğini vurguladı ve şampiyonanın hazırlık, organizasyon ve koordinasyon konusunda komisyona çalışmaların uygun bir şekilde gerçekleştirilmesine ilişkin talimatlar verdi. Devlet Bakanı ve Hükümet Komisyonu Başkanı Grigori Martirosyan ile diğer resmi şahsiyetler bu konsültasyonda hazır bulundular. Kurumsal İnkübatör Vakfı'nın İş Geliştirme Başkanı Amalia Yegoyan, Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın başkanlık ettiği heyetle birlikte Etopya'yı ziyaret etti. Afrika ülkesini ziyaret çerçevesinde Amalia Yegoyan, Etopya Yenilik ve Teknoloji Bakanlığı'nda Bakan Getahun Mekuriya ile bir araya geldi. Kurumsal İnkübatör Vakfı Addis Ababa Üniversitesi'nin Bilgisayar Bilimleri Bölümü ile bir anlaşma imzaladı. Amalia Yegoyan, memorandum anlaşmasının imzalanması Etopya ziyaretinin en önemli başarılarından biriydi. Her iki ülkede ortak eğitim, araştırma ve akademik programlar, bilgi teknolojisinde ülkeler arası işbirliği, Addis Ababa Üniversitesi'nde ulusal laboratuvar modelinin tanıtılması dahil olmak üzere ortak projelerin uygulanması, öğrenci ve öğretim görevlilerinin değişimi, ortak girişimlerin ve deneyimlerin karşılıklı olarak tanıtılması açıklamasında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Suriye'deki tek taraflı askeri harekatının olası yıkıcı sonuçları konusunda uyardı. O bu konuşmasını NATO Bakanlar Toplantısı çerçevesinde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede dile getirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Pompeo'nun Kuzeydoğu Suriye ile ilgili müzakerelerin sürdürülmesine destek verdiğini ve Türkiye'nin bölgedeki tek taraflı askeri harekatının olası yıkıcı sonuçları konusunda da uyarıda bulunduğunu bildirdi. O ayrıca Türkiye'deki Amerika Birleşik Devletleri diplomatik misyon çalışanları da dahil olmak üzere Türkiye'deki ABD vatandaşlarının haksız gözaltına alınmasını içeren davaların hızla sonuçlandırılması çağrısında da bulundu. Hemşin Ermenilerin tarihine adanmış bir etnografik müze Soçi'nin Lazaresk bölgesindeki Norluys Altmets köyünde açıldı. Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin Diyaspora Departmanlığı'nın bir yayın organı olan Ermeniler Bugün'ün belirttiğine göre müzenin açılışı 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başında Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan sonra Batı Ermenistan'ın Hemşin şehrinden Kafkasya'nın Karadeniz kıyısında yerleşen Hemşinliler için mutluluk verici bir etkinlikti. Müze kurma fikri ataları Batı Ermenistan'dan olan Norluys sakinlerinden Ardavas Avcıyan'a aittir. Ardavas, köyün ilk sakinleri olan Ermenilere ait ev eşyaları, kitaplar, belgeler ve müzik aletlerini 30 yıl önce özenle topladı ve resimlerini çekerek muhafaza etti. Müze, Soçi'deki Kutsal Narek Ermeni Apostolik Kilisesi'nin ek binasında bulunmaktadır.
Müzenin açılışı ve ayın töreni Soçi'deki Sübhaç Apostolik Kilisesi Papazı Dergomidas tarafından gerçekleştirildi. Açılışın ardından müzenin kurucusu Ardabas Avcıyan, müzede sergilenen eserleri sunmuş, hedefleri hakkında konuşmuş ve müzenin hem köyünde hem de tüm Krasnodar bölgesinde yaşayan Ermeniler için önemini vurgulamıştır. Belçika'da faaliyet gösteren Belçikalı Ermeni Demokratlar Birliği, Ermeni ailelerin çocuklarına Ermeniceyi öğretmek ve Ermeni ruhuyla yetiştirmek amacıyla 1984 yılında Brüksel'de bir Ermeni okulu kurmuştu. Birlik üyelerinin ve pedagojik personelin dengeli, tutarlı çalışmaları sayesinde okul bu zamana kadar faaliyet göstermektedir. 2018 yılında okul yeni ve konforlu bir binaya taşındı. Belçikalı Ermeni Demokratlar Birliği bir minnettarlık göstergesi olarak büyük Ermeni şairi Ovanes Tumanyan'ın 150. doğum yıl dönümünde okula şairin adını verdi. Türk polisleri aldığı ihbar üzerine kaçakçılarda Komegen Ermeni Kralı Antiyogos'un mezar taşını tespit etti. Türkiye'de çıkan Sabah gazetesine göre gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri Çanakkale'ye gitmekte olan bir otomobili Balıkesir'de durdurdu. Arabada yapılan aramada Komegene Ermeni Kralı Antiyogos'a ait mezar taşı bulundu. Mezar taşında şöyle yazıyordu: Komegene Kralı Antiyogos'un ebedi istirahatgahı. Suçlular tutuklandı. İlk verilere göre kaçakçılar mezar taşını 350 bin dolara satmak istiyorlardı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Stepan Yeremyan tarafından seslendirilen Yerginkın Ambeli adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.